Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Zerre kadar imanımızda inkişaf olsa, dünyanın en büyük şeyi fani olma hasebiyle, onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Okunacak bir mevzu itibariyle zerre kadar imanımızda inkişaf olsa Allah'a nihayetsiz şükretmek gerekiyor. İmanımızdan daha değerli bir şey olmadığı için. Şimdi tevhid, Allah'ın ispatı, hem maddiyun denilen bir kısım ehli dalalet. Ehli dalalet ehli cahil değil. Olayları yorumlayıp, analiz edemeyip, olayı kendi içerisinde çözmeye çalışan, fail aramayan, maddeyi esas kabul eden bir grup, hareket şekli. Yani maddenin hareketini maddeye vermiş. Onun sebebini söyleyecek. Çok ilginç yani bir mevzu da becerebilirsek tabii. Ehli dalaletin bir kısmı, ehli dalalet, zerrattaki tahavvulat muntazama içinde hallakiyet ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilve-i azamını hissettiklerinden, o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samedaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asari ilahiyi isnat etmeye başlamışlar. Fesubhanallah. İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki, mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde, her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyette yaptığı fiilleri ve eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız ve tesadüf fırtınalar içinde çalkalanan zerrata ve harekatına vermek ne kadar cahilane ve hurafekarane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet, bu heriflerin vahdet-i mutlakadan vazgeçtikleri için hadsiz ve nihayetsiz bir kesret-i mutlakaya düşmüşler. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar. Yani bir tek zat-ı akdesin hassası ve lazım-ı zatisi olan ezeliyeti ve hallakiyeti bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından o hadsız nihayetsiz camit zerrelerin ezeliyetlerini belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar. İşte sen gel echeliyetin nihayetsiz derecesine bak. Evet, zerrelerdeki cilve ise zerreler taifesi vacibül vücudun havliyle, kuvvetiyle, emriyle muntazam ve muhteşem bir ordu hükmüne getirmiştir. Eğer bir saniye o kudre, kumandan azamın emri ve kuvveti geri alınsa, o çok kesretli camit şuursuz taife, başı bozuklar hükmüne gelecekler, belki bütün mahvolacaklar dedi. Metni okudum. Metne başa geliyor. Çok güzel bir mesela Serapiye. Çok garip bir mesela. Çok acayip. Çok garip. Sen de yardım et de beraber yürüyelim baştan. Bak şimdi. Ortada bir hadise var. Kafir mümin eşit. Su var. Taşlar var. Ağaçlar var. Hayvanlar var. Mevcudat var. Kış var. Sonbahar var. Olay bize rağmen cehran ediyor. Bize rağmen faaliyet ediyor. İsteğimize bağlı değil. Tamam mı Ahmet'im? Yani güneş doğuyor.
Abi her şey ters gidiyor diyor psikolojicilere. Diyorlar bana, bana diyorlar. Psikoloji hasta olanlar. Hiçbir şey ters gitmiyor. Her şey aynı gidiyor. Sen Laz Temel gibi yaptın. Ters girmiş de anons yapmışlar diyor. Bir otobana birisi ters girdi diyor da dinliyor. Ne birisi diyor, bütün hepsi ters gidiyor diyor. Oysa kendisi ters gidiyor. Bakın ters gitmediğini söyleyeyim. Güneş aynı yerde doğuyor değil mi? Elma, armut vermiyor. Kuzular gene doğuyor. Topraktan burada çıkıyor. Ne ters gidiyor? Bizim dışımızda ne var? Hiçbir şey ters gitmiyor. Olayları değerlendiririz. Bize rağmen kainat var mı? Bizden önce vardı, sonra da olacak. Bizim isteğimizle hareket ediyor mu? Hayır. Tamam mı? Tamam. Fakat bu ceyran eden varlık birbirleriyle ilişkisi. Bulutlar, otların imdadına gözüküyor. Otlar hayvanların yardımına. Hayvanlar insanın medidine koşuyor mu? Koş. Koş. Şimdi ortada bir hadise var. Onun üzerine gidiliyor. Müslümanlar da orada çözüm bulmak zorunda. Allah'ı orada göstermek zorunda. İnkarcılar da kendi davasını. Şimdi hepsinin ortak bir tarafı var hepimizin. Nedir o? Varlık. Bize rağmen çalışıyor. Tamam. Fakat bu kesim, ikinci bir kesim olan bir şey var. Bu varlık, baktığın zaman hedefte insan var. Hedefte insana çalışıyor. Baktığın zaman mesela meyvelerin kokusu burnuna göre. Rengi göze göre. Yenişi büyüklüğü suluysa dilim, yoksa malum işte ısıracak gibi yapmış. Yani insana bakıyor. Tamam. Zaten burada şaşırıyoruz. Burada burada ayrılıyoruz. Bu mevcudat bize çalışıyor, bu kesin. Bu kesin. Vakti mutasipte, min haysulayet asip tarzda biz ummadığımız, çünkü dünyaya ilk gelsek bu kafayla, çocukken alışmamış olsak, bir anda gelsek hakikaten istediğimiz oluyor. Açık, acıkıyoruz, buğday yaratılıyor. Canımız su istiyor, yukarıdan yağdırılıyor. Üşüyoruz, güneş vuruyor. Yani bize bakıldığı gözüküyor. Bize bakılıyor. İki tane fikir çıktı. Bak beraber yürüyoruz. Bu mevcudat bizi tanıyor, bize hizmet ediyor. Birinci fikir bu. İkincisi, hayır. Mevcudat bizi bilmez. Niye bilmez? Çünkü kendisini bilmez. Kendisine şuuru olmayan, harice şuuru olmaz. Kendisini tanımayan, tanımlayamayan, şuuru olmayan, kendi varlığından haberdar olmayan bir şeyin hariç birisinin şuur etmesi, varlığından idrak etmesi muhattır. Bu mevcudat bize hizmet ediyor. Ama bu mevcudat bizi tanımıyor. Buradan sonra gideceğiz işte. Zerreler hareket ediyor. Gübre hareket ediyor. Elma olmaya. Ubeyde elma olayım. Güneş de hareket ediyor. O elma insana hitap edecek elmaya. Katkım olsun, pişireyim diyor. Anne karnındaki zerreler elmaya göre beni ayarlıyor. Rengi, gözümü, burnumu, ağzımı, iştahımı, sindirim sistemi. Taşa göre değil. Bu zerrelerin hareketi. Zerrattaki tahavulat. Tahavulat da çok iyi, tuhaf. Yani çekirdek ağaç oluyor. Yumurta tavuk oluyor. Yani tahavul ediyor. Gübre elma oluyor. Masamıza gelen yemekleri insan idrakiyle geldiğini bilen insan, bakıyoruz ki bir portakal ayı ya şimdi hamuşta var, içeride gördüm. Kimse buna ne biberini, ne tuzunu, ne baharatını ayarlamamış. Bu tahavulat-ı zerrat. Yani gübre şeftali oluyor. Portakal oluyor. Ama hiç kimse buna tuz katmıyor. Şeker katmıyor vesaire. Katsa da zaten normal değil adam.
Şimdi buna tahvulat-ı zerrat diyor. Bakın Allah var demiyor. Yürümeyi görüyor musun? Birincisine dedik, bize rağmen varlık var. Bu varlık ilişkiyle çelişkili devam ediyor çavuş. Yani göz çiçek ilişki, karanlık aydınlık çelişki. Şu varlık kimisi yapıyor, kimisi bozuyor. Doğa hadiseleri. Ama neticeye baktığın zaman bu kadar karmaşık, baş döndürücü, birbirine ilişkili olan yerde netice harika. Ya bir çiçeğe eve bakamıyorsun kısacası. Bir çiçeğe bakamıyorsun, yani kuruyor. Bugün telefon ettim. Balkonda bir tane limonum var. Kaç kişiye tembih ettim. Haftada bir su koyun, bilmem ne yapın. Camı açın, güneş girsin. Balkonda ya. Camlı balkon var. Lan bir limon ya. Allah'ın aşklarını düşün. Benim balkondaki limonu yaprağını siliyor. Dışarıda bir ağacın tozlu yaprağını göremez. Ya bir çiçeğe bakamıyorum ya. Bu alana doğru çıktığın zaman. He? Nizam? Nasıl bakılıyor bunlara? Birisi bakıyor. Nereden biliyorum? Vallahi ben çiçeğime bakamıyorum. Çünkü benimsi daha kontrol altında. Kapalı bir alanda. Güneşe. Elimde ya. Bu tamamen her şeye açık. Güneş çok şiddetli olsa yakacak. Yağmur yağdırılmasa kurulacak. Ama tamire nispeten zahirde, görünüşte tahrip kolay. Ama hiçbir şey tahrip olmuyor. Sigara kağıdı gibi nazik ve nazinin yaprak yanmıyor. Tamam. Şimdi bunlar tahavulat-ı zerrat diyor. Zerreler havayla ediliyor. Sonra halaket yapılıyor. Halaket ilahi gözüküyor. Yaratılış var devamlı. Yani devamlı yaratılıyor. Diyor ki hilkatin en yüce neticesi. Fıtratın en âli gayesi. Yani bir hilkat var, bir fıtrat var. Fark nedir? 20. sözden söylüyorum. He? Hilkat. Yaratılış. Tamam mı? Hilkat yaratılıştır. Fıtrat yazılımdır. Elma hilkattır. Çekirdek fıtrattır. Yani tabiatı diğerinden imtihan. Elmanın bizzat yaratılması hilkat, elmanın şeftali olmaması, armut olmaması fıtrat. Şimdi hallakiyet gözüküyor. Devamlı an ve an yaratılıyor. Tamam mı? Daha çok acayip gidecek şimdi. Ve kudret-i Rabbani'nin bir cilve-i azamını hissettiklerinde. Yani burada bir kudret var. Esas puf nokta, şimdi ben oraya gireceğim. Yani bu kainatı evirip devirip çeviren bir kudret var. Mesela Emparis dünyamızın 23 derece 27 dakika eğikliğiyle beraber kendi ekseni etrafında 1666 kilometre yılda dönerken güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla dönüyor. Torp mermisine 70 defa daha sonra. 108 bin. Bak böyle eğik. Eğikken dönüyor, dönerken aynı zamanda başka yerde dönüyor. Yani bunu ben elle yapamıyorum. Kainatta bir hareket var. Güç var. Var. Bakın beraber yürüyoruz akılla. Ondan sonra ağaçları büyütüyor bu güç. Yaprakları açıyor, meyveleri, güneşleri devrede ediyor. Burada yani dağılmaktan muhafaza eden bir kudret diyor. Evet, dağılmakta. Kudret yani. Aslında nizamsızlığa sebebiyet olması lazım. Yani benim kontrolümde çatıda olan bir çiçeği acizim. Her şey açık olan bir çiçek dağılmaya, bozulmaya müsait iken tutuyor. Ve bakıldığı zaman kainat bir yere doğru gidiyor. Bir şeye hizmet ediyor. O da herkesçe malumdur ki toprağın altındaki madeninden semadaki yıldızlara kadar, çiçekteki renk ve şekillere kadar, kokulara kadar, seslere kadar insana hitap ediyor. İnsan, hedefli insan. Kim diyor ki burada dağılmaktan bir kudret-i Rabbaniye'nin cilve-i azamını hissettiler. Yani kainatta gözükmeyen bir kudret var. Ateistler, komünistlerin ana fikrini söyleyeyim. Bu kainatı, dünyayı değil,
Komünistlerin fikrini söylüyor. Bu kainatı çepe çepe kaplayan bir kuvvet var. O yapıyor her şeyi. Evirip devirip çeviren budur. Bu kudreti bırakıyorlar. Biz de diyoruz ki tamam. Böyle bir kudret var. Çünkü 26. lemada söylüyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Ha, o kuvvet Allah'ın esmasıdır. Allah'ın esmasının cilve cemal nakşıdır. Oraya kadar gelip ona vermiyor. Ama buraya kadar vermek zorunda kalmışlar. Şu an ateistlerin, komünistlerin fikri nedir? Allah'ın ne hesabına inkar ediyorlar? Diyorlar ki varlığın her tarafını kuşatmış bir kuvvet var der. Tamam, biz de diyoruz ki bu kuvvet sıfattır. Sıfat da mevsufsuz olmaz. Akıllı. Akıl sıfattır. Kim peki bu? Mevsufu kim? İnsansız akıllı diyebilir misin? Ya çok güçlü beli, belagatçı. İyi kimyacı. Sıfattır. Kim? Kimse yok. İnsansız sıfat olmaz. Sıfat varsa mevsufu da vardır. Sıfatlanmış olan var. Şimdi böyle bir kuvvet var mı? Var. Ben ateistle beraber kaldım 3-4 hafta. Aynı koğuşta. Böyle bir kuvvet var mı dedi. Var. Zaten onu söylüyoruz dedi. İşte bak buraya kadar geldin diyor. Ne güzel bak diyor. Olur mu abi dedim. Ben aynı şeyi düşünüyoruz. Tabii ki kainatı kuşatan bir kuvvet var. Aynen Abdurrahman bak şimdi. Kalem ve kağıdımız da elimde. Kimse yok ki. İkimiz komşuda duruyoruz. Dedim ki abi dedim bu kainatı kuşatan, ben de 68 yaşında. Kainatı kuşatan bir kuvvet var. Tabii ya dedi ya. Aferin akıllı. Ne alayla şey yapıyorsun dedi ya. Bu kuvvet. Tamam. Benim Allah var demedim. Dedim ya bu kuvvet kainatın her tarafını ağacın dediği ağacın içine su nasıl giriyorsa kuvvet atomlara böyle girmiş. Kendileri söylüyor. Yani atomları, elektronları hep hareketlendiren, şekillendiren kuvvettir diyor. Kuvvet, bu enerji. Dedim ya bu kuvvet. Aynı şey söylüyor. Bu kuvvet. Her şeyi o yapıyor. Evet dedi. Gözümüzü de o yaptı o zaman. Durdu. Evet dedi. O zaman gözümüzü yaptığına göre kör olmaması lazım. Bu kuvvet. Gözü yaptı ya. Hayatı verdiğine göre canlıdır bu. Kuvvet yaptı bunu. Kulağımıza işitme vermiş, kendisi sağır olmaması lazım. Durdu. Dedim vicdan var herkeste ya, anlayış ya. Biraz önce dedim gardiyana kızdın ya. Ulan hiçbir insan, vicdan kalmadı bunlarda dedin ya biraz önce. Demek ki vicdanımızı da o yapmış. Ama bu adama yapmamış. Sen öyle diyordun. Ondan sonra merhamet kalmamış, saygı kalmadı dedin. 68 yaşındayım, bana nasıl davranıyor? Dedin ya dedim. Demek ki bu saygıyı da veren, bu kuvvet. Merhameti veren bu. Aşktan bahsetti. Muhabbeti bilmezler. Aşk. Sevgi bilir. Bunları da veren bu kuvvet. Tamam. O zaman bu kuvveti sıralayalım. Kör değil. Sağır değil. Akılsız değil. Şuursuz değil. Hayatsız değil. Merhametsiz değil. Aşksız değil. Muhabbetsiz değil. Artı bu sıfatların toplamı kim olabilir? Bu kuvvete verdik ya. Bu sıfatların toplamına biz Allah diyor. Madem bu kuvvet, enerji akıllıysa, şuurluysa, işte bunların toplamını Allah diyoruz. Ya tamam işte, Allah'ın sıfatıdır kuvvet. Yani dedi, eğer bu kuvveti ama akıllı, dedim ya, bu yaptı ya dedim, şimdi kıvranıyor çamaşır gibi. Çamaşır gibi kıvranıyor. Gözü de o vermiştir, başka kimse yok ki. Allah yaptı demiyor. Sen diyorsun bu kainatı, müstevli olan kuvvet yapıyor. Tamam, gözümü de o yapmış, o zaman kör değil. Yani. Kör değil demek benim, bana gözü verebilmesi için beni görecek, bir, gördüğümü görecek, iki, benle gördüklerim arasındaki ince bir ilişkiyi bulacak, ondan sonra bana gözü verecek. Çünkü zira bana gözlü veren adam gözüme baktı, baktığıma da baktı, ikisi arasındaki ilişkiyi, çelişkiyi çözdü, bana numara verdi, can vermek için. Bana da dedim en azından şu gözü veren gözlük kadar tıpçı olması gerekiyor. En az. Gözlüğü veren kadar tıp bilgisi olması lazım. Bana kulağı veren kulak boğaz buruncu kadar tıp bilimi olacak.
hayatı veren hayatı kadar verse, beynimi veren nöroloji kadar, bunları topla, bunların yükünün kim de olur, topla, bir isim koyalım. Görüyor, işitiyor, merhametlidir, şefkatlidir, hayalıdır, hedefi vardır, gayesi vardır. Biraz önce dedin ki saygı da yok, saygılıymış. Top, nokta nokta, bu sıfatların toplamına bir isim koyalım. God de, God de, Tanrı de ama biz de Allah diyoruz bu nokta nokta olan yere. Hani ilkokul çocuklarına der ya, şu cümleyi söylerler, bir kelime boş bırakırlar, nokta nokta doldururuz. Yani cümlenin arasında bir kelime boş, cümle devam ediyor. Boşluktan da önce sonra devam ediyor. Doldurun. Hangisi uygunsa. Tamam mı? Şimdi Ali nokta nokta al gel ağacı keselim. Ali nokta nokta al gel ağacı keselim. İğne olmaz herhalde. Kalem olmaz ağacı kesmek için. Ya biçkidir ya baltadır değil mi? Gibi. Şimdi doldur. Şimdi diyor ki üstad burada kudret-i Rabbani'nin bir cilvesini hissettiler. Bir kainatta bir kuvvet var. Bu kuvveti biraz önce tanımladım. Böyle bir özelliğe sahip. İşte tuhaf tarafı şu. O cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinde o kuvvetin nereden gelmiş? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Teknoloji arttı demek maddenin arkasına geçiliyor. Artık maddeye bir fiil böyle temasla hükmedilmiyor artık. Maddeye uzaktan kumandalı hükmediyorsunuz. Uçaklara, tanklara, çocuk arabalarına, kapılara. Seni görüyor kapı açılıyor. Eskiden evliyaya açılıyordu. Şimdi bize açılıyor. Tak diye eskide 100 sene önce birisi çıksa, kapı açılsa, vay be, veliyata. Kapının açılıyor. Hele durduğu yerde gitse, durduğu yerde gidiyor. Havalimanında, havalimanı gibi yerde, altından şerit gidiyor. Adam dursa hakikaten gidiyor ya. Ama altını görmese, adam gidiyor. Eskide velilik, şimdi teknoloji olmuş. Bir anda her yerde, değil ya 5-10 yerde ders yapıyor adam. Bursa'da Somuncu Baba aynı adam Cuma'dan 4 kapıdan çıktı. Şimdi milyonlarca kapıdan içeriye giriyor televizyonla adam. Konuşuyor. Şimdi şu arkadaşlar, bu kuvveti nereden geldiklerini bilemediklerinden, Allah'a da vermemek hesabına karar verdiklerinden, nereden gibi kudret-i Rabban cevresine gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevhüm etmişler. Oysa şimdi madde hareket ediyor. Madde onlara enerji diyor. Bu maddeyi hareket ettiren artık bizim için anlayışımız çok kolay. Daha rahat. Niçin? Şimdi uzaktan kumandalı araçlar var. Çocuk oyuncakları var. Maddeye bak nasıl hükmediyor. Eskiden 100-200 sene önce elini dokunmadan, muacelesiz o arabanın, o uçağın, o tankın gitmesi öyle veya robot ya, araba yapıyor ya fabrikada, tak 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 civatayı sıkıyor. Tak, kendi başına. Burada bir kuvvet var. Bu kuvveti yani madde, teknoloji arttıkça maddenin umurun batınlarına giriliyor. Maddenin içine giriliyor. Kısaca öyle değil. Umurun batın içine giriliyor. Maddeye kumanda etme melekesi kazanan teknolojisi yüksek oluyor. Maddeye. Yani adam çekirdeğe giriyor, genetiğini değiştiriyor. Dalıyla budağıyla uğraşmıyor. Anladın mı? Mesela maddeye hükmediyor, gidiyor gıdaya, sarkıza, yoğurta, sarkız çocukların içi olduğu için, yoğurta, dananemi nedir? Mesela öyle bir madde koymuş ki, muhakeme melekesi bölgesi var burası, o azalıyor, daralıyor. Savaş böyle oluyor şimdi. Başka bir silah geliştirmişler, en büyük silah. Cep telefonuna oynayarak insanlarda hesaplama, intikal etme, etrafını fark etme, tamam mı?
böyle bir diğergamlık olsun, farkındalık yok ediliyor. Tamamen böyle robot. İşte ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Maddeye artık madde olmayan özelliklerimizle hükmediyoruz. Bu Allah nasıl yaptığını bize ipucu veriyor. Allah nasıl yapıyor? İlla Allah temas etmiyor. Bu kitabı açmak için böyle yapmıyor. Nerede biliyoruz? E şimdi yapılıyor. Adam robot kitap okuyor. Anlıyor musun? Yani nereden bu kuvvet? Ama bir kuvvet var. İşte nereden gelen bu kuvveti, nereden idare edildiğini anlayamadıklarından maddenin ve hareketine kaynağı budur demişler, ezeli demişler. Yapılanla yapan aynı olmuş. Madde hareket eden, hareket ettiren de aynı olmuş. Yani bir şey hem yapılan hem yapan olur mu? Yani kuvveti maddeye vermişler. Kısacası Mustafa, iki Mustafa yan yana. Şu dünyada ağaçlar büyüyor. Dünya dönüyor, eğik. Yağmur yağdırılıyor. Bu enerji ister. Arabadan 100 metre gitsen şu kadar benzin yakar. Enerji gerekiyor. Şunu kaldırmam için enerji gerekiyor kardeşim. Ağacı büyütmek için harcanan bir enerji var. Meyveyi genişletmek için, patatesi soğuk toprağın altında genişletmek için enerji gerekiyor. Amatörsür gerekiyor, açmak gerekiyor. Yani bir enerji var. Her şeyde bir enerji var. Saçlarımızı kesiyoruz, uzuyor. Bir enerji de var. Ha, bu enerjinin ne olduğunu, nereden geldiğini bilemediklerinden o enerjinin kaynağını hareket eden kendisi maddeye vermiştir. Maddenin fonksiyonudur demişler. Maddenin ister istemez dişe vuruşudur. Yani koku maddenin fonksiyonudur. Suyun ıslaklığı maddenin fonksiyonudur. O zaman şu soru getiriyor aşağıda. Diyor ki maddenin zorunlu neticesi ise bu kuvvet. O zaman maddede merhamet var mı? Ama bana merhamet ediliyor. Maddede hedef var mı? Ama hedefi var. Maddeden yapılmış olan bende idealistlik var, refah var, vefa da var, surur var, aşk var, muhabbet var, korku adalet var, korku var. Var. Maddenin fonksiyonu olmayan şeyler bende niye var? Maddede olup madde olmayan. Bunlar var. Maddenin fonksiyonu değil. Mesela desen ki, kardeşim burada Allah'ı ne arıyorsun ya? Dök bunu, istansın. Islaklık maddenin fonksiyonudur. Tamam. Bu özelliği vermiş. Ama bu suda yapanda su olurken bir hedef varsa, suyu yaparken bir şefkat varsa, bir merhamet varsa suda bu yok. İşte ortada bir kuvveti görüyorlar ama nereden gelip nasıl idare edildiğini bilemediklerinden orada çarpıyor. Oraya kadar doğru. Size paylaşmak istediğim şudur. Artık maddeye nüfus ettikçe, burayı dinlemenizi rica ediyorum. Maddeye nüfus ettikçe, umurun batınlarına geçtikçe, iman esaslarından olan meleklere iman ve iman esaslarından değil ama Kur'an'ın sarı ifadesi olan cinler, melekler, melakeler, ruhaniler artık İman etmekten neredeyse çıkacak gibi melekler. Çünkü Cen hadisesinde İsviçre'de maddeyi ortadan kaldırmışlar, enerjiye dönüşmüş. Kuarklar, kuantumlar olmuş. O acayip karmaşa, maddenin altı o kadar karmaşa ki şunu demek zorunda kalmışlar. Dünyanın en büyük ateist İngiliz dedi. Higgs, Hatay, İstanbul, Giresun, Higgs, Samsun. Ne demek? Tanrı parçacı. Orada onların içinde bir tanesi Tanrı'dır dedi. Bir Allah'ı kabul etmediği için atomun içerisindeki enerji paketlerinden bir tanesine Tanrı dedi. Bir Allah'ı kabul etmek yerine her atoma ilahlık vermek zorunda kaldı. Ve ama onun ağzından Tanrı çıkmaması lazım. İmtiyazlı ama hepsiyle beraber
Ne için imtiyazlı olur? Niye Tanrı olsun? Hepsi aynı. Burada hiçbirimiz Tanrı olamayız. Eşitiz çünkü. İnsanlığın dışında kimse var mı burada? Sen de insansın ya. Evet, istidatların, kabiliyetin üstüne olabilir. Ama bizden tamamen imtiyazlı değilsin ki Tanrı olasın. Şimdi atomun içerisindeki enerji paketlerinden bir tanesi diğerleriyle emsaldır. Ama farklı işlevi var. Niye Tanrı parçacı olsun? Yani beyin komuta merkezindedir diye böbrekteki, tırnaktaki hücreyle aynıdır. DNA'sı aynıdır. Başka bir bulunduğu yeri var. Hepimiz oturuyoruz. Ben de burada oturuyorum. Şimdi madde, onu diyordum, bir daha tekrar edeyim. Maddenin umuruna, batınlarına, teknolojiyle inceleşecek diyor ustad. İlim inceleşecek. Ondan sonra geçtikçe bazı ruhani şeylere iman ettik ya, meleklere, cinlere, erva-ı habisi, erva-ı halini. Öyle bir duruma geldi, öyle bir duruma geldi ki, aha perde yırtıldı, yırtıldı. Melaikeleri görecek gibi oldular. Cenn hadisesinde. Demiyorlar. Şu anda %85 cenn hadisesindeki sırrı koruyorlar. Demiyorlar. Eskiden hep bahsedilirdi. Şu anda hesaba sokulmuyor abi. Bir çatla kesmişler. Kesildi, yok abi. Çünkü öyle bir şeye denk geldiler ki, neye geldiler biliyor musun? Bir tanesini söyleyeyim. Madde var ya, her şey buydu. Zaten biz liseyi okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı. Baktılar ki atom üstü, yani buralar hiçbir şey değil. Enkaz, esas, varlık, atom altı, metafizik alemi. Meğer şu görüntüler, ağaç, çiçek, koku, ses, atom altının dışa vuruş sıfatlarıymış. Esas altı. Bu bizi niye götürdü, niye gizlediler biliyor musunuz nizam? Her şeyi maddeye indirgeyen, madde ile, lütfen bunu kaçırmayın. Her şeyi maddeye indirgeyen, her şeyi maddede son bulduğunu zannedenlere diyorlardı. Vallahi ahirete küçük bir ipucu olsa da, ufak patika yolu biz onu dozerle geniş yapıp yaparız. Ahiretin varlığına dair bir yol, bir ipucu yok. Çünkü varlık maddede bitiyor. Bir baktılar ki kuantum fiziğiyle madde ortadan kalkıyor. Adeta şu madde örtüsü metafiziğin madde altı, yani maddenin altı, fizik altı, aleminin üzerine bir perdeymiş. Kaldırdıkları zaman Allah Allah, depoya bir bakıyorlar ki şu madde bir şey değil, madde. Madde altının dışa vuruşu değil bir patika. Ahirete, ötelere cadde açıldı. Niye? Şu ihtimali verdi. Maddede biterken yol, öyle yapıyorlar trafik. Böyle bir tabela var. Diyor ki bu sokak çıkmaz. Son durak. Kara toprak. Bir baktılar ki maddenin altı, maddenin üstünde daha acayip, daha umma, daha karmaşık, daha mükemmel. Bu, onun dışa vuruşu. Ha, şu sıfat, şu özelliği düşünceyi verdi. Bu, biz buraya durdurmuştuk. Maddede durmuş. İttihat-ı kas asırlardan beri böyle bir yer olsaydı ahiretin bir ipucu olurdu. Bir yol olurdu ya. Ahirete gidecek bir yol olurdu, ipucu olurdu diyorlar. Bir baktılar ki madde kalktı perdesi. Ne oldu? Bu ötelere açılan ilk kapı nereye gidiyor peki? Bilinmiyor. Şu ihtimali verdi. Bu yolun son tarafı ve ileri tarafı ahiret, niye olmasın? En azından ihtimali kapısını açtı. Bir derece nurcuyla yanaştınız abi. Çürüyor mu? Hani bir şahit, Arabi Bey bizden tetelemi perdedir ya. Evet. Bu perdeyi kaldırırlar abi. Perde kalkmış zaten. Kuantum fiziği Müslümanların eline öyle bir elmas şey vermiş ki, anahtar. Öyle bir topuz verdi ki dinsizlerin kafasını vurmaya. Ha, olay burada bitmiyor. Biz diyorduk ki bu şekillenen şu dünya elma, armut,
koyunlar meliyor, işte doğuruyor. Bu madde üstündeki hareketlilik, varlığın, varlık düzeyleri ve çeşitlilikleri batının dışa vuruşlarıdır. Çekirdekten ağacın çıkması gibi. Onlar ne diyordu asırlardan beri? Her şey buradadır, gördüğünüz yerdedir. Başka bir yer aramayın. Yok başka bir yer. Niçin yok? Bir ipucu yok, bir yol yok. Oraya dair bir alamet yok. Benim fizikçi hocam derdi ki, Hasan'ım, ahirete bir patika yolu olsa, inan bana ben onu dözerle otoban yapacağım. Cennet Lisesi'nde telefon ettim. Emekli olmuştu tabii fizik öğretmeni. İyi niyetliydi. Hocam dedim, neyse tanıştı, buldum yani. İşte arkadaşlara talimat verdim. Şu isimde, Facebook'lardan bilmem nerede bulacaksınız bana bu adamı. Bu isimde. Tamam. Suadiye'de oturuyormuş. Tamam, oturuyordu. Suadiye Lisesi'nde fizik. Şu tarihte soracaksınız telefonla bu adamı, onaylayacaksınız, bana bildireceksiniz. Allah razı olsun. Buldular. Neyse ben o adama ulaştım Abdurrahman. Hocam dedim, ben falan sınıftan falan oğlu falan. O Hasan'ın. Neyse sohbet ettik. Hocam seni merak ettim derken Celaldesi oldu ya İsviçre'de. 25 kilometre yarı çapında bir alan. Hocam dedim Cern hadisesini, o fizik deneyini duymuşsunuzdur illaki dedim fizikçi. Hemen nereye intikal etti? Hemen o olayı anladı. O bizim okul, mektep tarihi. Dedi ki, Hasan'ım, ahirete patika yolu yok artık. Otoban açıldı. Bunu itiraf ettin mi ya? Evet. Ben ahirete inanıyorum Hasan. İtiraf, inan. Hep derste derim bunu. Acayip. Yani metafizik alemi, fizik altı ötelerin ihtimaliyatını en azından güçlendirdi, iman etmesem bile. Ha, olabilir. Çünkü bu bir kapı. Bunun ötelerin ne olduğunu bilmiyoruz ama kapı var. Eskide o kapı yoktu. Bitiyordu burada. Usta da diyor ki, bu kudret gözüküyor. Ağaçları büyütüyor. Gezegenleri devirdeveran ediyor. Burada bir kuvvet var. Ama bu kuvvetin, peki Allah'ın kuvveti niye gözükmüyor? El cevap, boyut farklılığında. Televizyon dalgaları var mı? Onlar bir kuvvettir. Elektrik dalgasıdır biliyor musunuz? Televizyon dalgaları, radyo, FM dalgaları bir megahertz'tir. Dalgadır. Dalga nedir? Boyuttur. Yani kuvvettir. Enerjidir enerji. Enerji parkettir. Allah'ın kudreti de kuvvettir. O da boyut farklılığından, bütün boyutların arkası olduğundan gözükmüyor. Ama burada. Yani gözün görme kabiliyetinden daha üstün. Gene o metafizikçiler şöyle diyor. Birinci boyut şu. Kağıt gözü. İkinci boyut derinlik. Derinlik, en boy. Derinlik olunca bu gözüküyor. Dördüncü boyut zamandır diyor. Ateştir der. Gene ateistlerden okudum kitabını. Böyle bir kitap. Şöyle diyor. 12. boyut Tanrı boyutudur diyor. Yani her şeyin arkasıdır diyor. Her şeyin arkası 12. boyuttur diyor. Tek tek sayıyor. 7. boyut sayıyor. Nasıl deyip ateist soruyor sana mı? Yani o gene bir boyuttur diyor da bizim Allah anlayışımız gibi değil. Diyor ki, benim tabirimi şey yapayım. Bu masa yapılmış ya, bu masayı yapan masa cinsinden değil. Ben bunu yapmışsam ben tahtaya benzemiyorum. Tahta da bana benzemiyor. Bunu ben yapmışsam iki, masadan önce. Bu boyutları yapanın bir boyutu olmaması lazım diyor. Evet. O kitabına diyor. Bütün boyaları, bütün renklerin sahibinin rengi olmaması lazım. Niçin Higgs Tanrı parçacıdır. Her şeyi hareketlendirenin kendisi hareketi olmaması lazım diyor. Adeta diyor bir diyor karargah, askeri karargah, hareket merkezi kabul ediyor orayı. O Higgs atacağını, enerji parçacığını. Diyor ki 12. boyut bizim boyutlardan, boyutlardadır ama çok üstün olduğu için aynı yerde gözükmüyor.
Yani televizyon dalgası ile radyo dalgası, ısı, ışık, mesajlar vesaire var mı burada? Niye gözükmüyor arkadaşlar? Bu boyut farklılığındandır. Yani odunda duman ve nur var. Niçin birbirine karışmıyor? Boyut farklılığında. Allah'ın esmaları da hepsi aynı anda tecelli ediyor. Her bir esma boyutu farklı. Onun için birbirinde izdiham olmuyor. Münakaşa olmuyor. Yer darlığı olmuyor. Boyutu bizim boyutumuzdan daha latifleşirse mekanı ve zamanın dışına doğru gidiyor. Mesela şu kadar bir flash bellek. 14 cilt Risale-i Nur külliyatı giriyor mu? Tartın bunu. Herhalde 20 kilo gelir veya 10 kilo gelir. Flash belleği boş tartın. Dolu Risale-i Nur'u yükleyin. Film yükleyin 1000 tane, 10 bin tane. Flash belleği kilosu artar mı Ahmet? Artmaz. Niçin? Çünkü o boyutla mekanın çekiciliğinden dışında olduğu için kiloya gelmiyor. Yani üst bir boyut, alt boyutu bloke ediyor. Ama hepsi aynı yerde. Mesela sizin kokunuz var şu anda. Düşünceleriniz var şu anda. Meyilleriniz var şu anda. Enerjiniz var bu anda. Isıya duyarlı. Cihazlar var uzaydan çekiliyor. İnsansız hava araçları insanın ısısına duyarlı. Yılan gibi. Yılandan model almışlar. Yılan en boyu görür. Derinlik görmez. Bunu nasıl görüyor? Isısından görüyor. Yılan ısıya göre hareket ediyor. Şimdi diyesim geliyor da insansız hava araçlarını insanları avlarken ısıya duyarlı. Nereden almışlar Mustafa bu numuneyi biliyor musun? Yılandan. Peki yılanı yapan nereye bakmış? Isıya duyarlı cihazı yılana bakılarak yapılmış. Yılanı yapan nereye bakmış? Radar sistemi kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Kartalı yapan nereye bakmış? Deniz sistemi dibini tarayan sonar sistemini Yunus'un balığına bakılarak yapılmış. Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Yunus'un gözünü yapan nereye bakmış? Maddeyin Allah. Ya boyut ne olur bunu tefekkürünüzle kullanın. Aynı yerde nihayetsiz varlık olsun, boyutu farklı olsun ne mekanı olur ne zamanı olur. Metafizik bizim bildiğimiz zaman kaydında değil ama zamanı var ya. Zamanı var metafizin ama bizim bildiğimiz öncelik sonralık yok. Metafizikte bir örnek vereceğim daha iyi anlaşılır. Metafizikte bir şey olması gereken her yerdedir. Fizikte ise bir şey bir yerdedir. Fizikte bu kitabın yeri bir yerdedir. Ama bu kitap her yerde olsa harika olur, mucize olur değil mi? Öyle mi? Metafizikte ise bir şey olması gereken her yerdedir. Ama bir yerde ise mucize olur. Bir yerde olamaz bir şey. Görüyor musun ters çalışıyor? Bu orada bir yerde olmasını iste, mucize olması lazım, peygamber gerekiyor. Yani bunu burada tutmak acayip bir şey. Metafiziğe göre imkansız. Acayip boyut var. Ay peki maddede böyle alem var bir atomda. Metafizik, fizikte boyut farklılığından izdirham, karmaşa, karışıklık, birbirine geçmek, birbirinin vazifesini engellemek öyle bir şey yok. Allah'ın esmaları da boyut farklılığından işlevleri böyle çalışıyor. Aynı elmada renklendiren, tat veren, pişiren, koku veren vesaire kimyon vesairesini ayarlan esmalar, sanat yapan, hikmet yerleştiren, ilim koyan hepsi aynı yerde boyut farklılığından bir tane de müsaade ederseniz misal vereyim örnek. Güneşten foton geliyor, ışık tanesi. 7 tane renk var mı içinde usta diyor? Evet. Var. Niçin birbirine karışmıyor? Çünkü her rengin boyutu farklı. Boyut farklılığı. Allah'ın esmasını anladınız mı? Ne kadar kolay şimdi. Boyut farklılığından
üstün boyutta olduklarından gözükmüyorlar. Birbirlerinden farklı olduğundan birbirinin işini böyle geçip giderler. Güneş camdan girip camı kırmadığı gibi. Birbirinden geçerler, birbirine engel olmazlar. Ve ateistlerin ifadesiyle 11. boyut insan dışı bir şeydir. 12. boyut Tanrı boyutudur. İşte bu kudretin ortada bir enerji var. Boyut. Diyorlar ki bu enerji boyutudur. Fakat nereden geliyor? İşte mucizeleriyle peygamberler diyor ki şu boyut, şu enerji paketinin kaynağı Allah'tır. O zaman yoksa biz de bilemeyecektik. Peygamberlerin delili mucizelerdir. Ve mucizeleriyle bu boyutun kaynağını söylüyor. Biz bilemeyecektik. Aklı beşer bilemez. Aklı beşer peygambersiz kitapsız bilebilseydi peygamberlerin ve kitapların gelmesi israf olurdu. Bilemez. İşte Kudret-i Rabbaniye'nin bir cilve yazamını hissettiklerinden, kudretin bir enerji paketini hareket gördüklerinden, o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden. Keseceğim birazdan. Ve idare edildiğini anlayamadıklarından, madde ve kuvveti ezeli tevhüm ederek, yani maddeye ezeli veriyorlardı eskide. Şimdi dediler ki metafizik, kuvvet, maddenin arkasındaki kuvvet ezeli. Arkadaşlar kuvvet, kuvvet bak, bu sıfattır. Yani zat değildir. Nasıl anlarsınız? Sıfat mı zat mı? Şöyle diyeyim, sıfat ortadan kalkarsa, o varlık ortadan kalkmıyorsa bu sıfattır. Ve örneğin, buz. Buz mu sıfattır? Asıl şey, buz mu asıl, su mu? Buzu ortadan kaldırın, su vardır. Peki buzdan suyu kaldırın, buz da yoktur. Buzdan suyu kaldırın, buzdan suyu kaldırın, buz yoktur. Ama buzdan suyu, buzdan buzu kaldırın, su vardır. Ha, o zaman buz sıfattır, su asıldır. Gibi. Anlamanız için misal verdi. Tevhüm ettiklerinden zerrelere, hareketlerine asari ilahiyi isnat etmeye başlamışlar. Fesmanallah. Yani çiçeği şu kör maddeler boyamış. Mesela şimdi şeftali erik çiçeği değil mi? Şu anda elbise giydiriliyor. İlkbahara başladı. Şu elbise tam da eriye beyaz elbiseyi, şeftaliye pembe elbiseyi bu zerreler hareket ediyor. Ya zerreler kör değil mi ya? Niye göze hitap etsin? Gözü bilmiyor ki. Doğuştan ama Mustafa. Oto kaporta dükkanı var. Veya gözlükçü dükkanı var. Göz doktorumuz. Otoboya ve ressam dükkanına amalar çalışıyor mu? Verdin amaya sopayla gelmiş dükkana. Tabanca, boya tabancasını, arabayı boya. Teslim eder misin arabanı? Hey bir dakika dur. Ya. Ne yapıyorsun lan? Ya bizim usta ya. Ne yapacak ya diyorsun usta? Arabanı boyayacak. Ama benim arabayı boyayacak. Amaya gözüme gözlük ver diyeceksin. Ama bana göz numarası tayin edecek. Nasıl olacakmış? Ama gözü meydana getiren zerreler kördür biliyor musunuz? Gözün zerreleri kördür ya. Körlerin bir araya gelmesiyle körlerin karesi olur. Körlükler kalkmaz ki. Bir adam kördür. Kördür. Ya 10 tane körü bir araya getirin, belediye çöp arabası gibi sıkıştırın, 10 tane körü birleştirerek bir adam yapın. Göz olur. Peki, bu odayı 10 tane kör mü güzel tanzim eder, derse uygun yapar? Ortaya kitaplar, yastıklar, bilmem bir şey onlar bunlar. Hepsi yığılmış. Hadi akşamki derse göre yapın. 10 tane kör mü daha yapar, bir kör mü? Şimdi bir tane kör şeyle yapar. Koydum. Bunu burada koyduğunu bilir. Gider öteksin bir şey alır, gelir bir şey yapar. Ama ikinci kör bunu ne yaptığını bilmediği için onu buraya koydu mu? Ta bu da gitti bir şey yaparken öteki kör bunu aldı başka yere gitti. Birbirinin şey tamamlayıcı olmaz ya. Bütünleyici değil yani. Ne yaptığını bilmiyor ki. Kör ve sağır. Sebepler odur. Kuvvet öyledir. Kör ve sağırdır. Bunu ne yaptığını
Öteki kör, görmediği, işitmediği, bilmediği için o da kendisine göre kurgular, bu arabayı götürür oraya. O da gelir öteki ama Allah nereye gitti ya? Araba yok. Daha iş çıkmaza gider körlerin çoğalması için. Hele körlerin değil, akılsızlıkları da girerse bu işin içine. Gaysiz de olurlarsa bu şeyler, körler. Aynı zamanda kafasız, hatta cansızsalar hep beraber durduk. Ya bu zelere kördür, sağırdır, hayatsızdır, şuursuzdur ama benim kafamda, kalbimde vazife yapıyor. Ya acayip bir şey. Ampul. Işık mı var ampulde? Ampulde ortaya çıkıyor ışık şu ampulde. Ampulün teli, Wolfram teli. Wolfram teli de elektriğin özelliği. Elektrikte ışık mı var? Hayır, ışık sıfatıdır. Şu kabloda eğer elektrikte ışık olsa, şu kabloya ışık yapar. Burada ortaya çıkıyor. Allah'ın esması da aynı böyle, elektrik gibi. Elektrikte güç var, yazı var, katillik var, renk var, bilgisayar çalıştırma var, senin işin kaynak var, tamam mı? Elektrikte yapılan her şey var. Peki elektrik hangisidir? Her şeydir. Her şey olduğu için bir şeyle vasıflanamaz. Elektrik sırf ışık mıdır? Elektrik sırf bilgisayar mıdır? Sırf güç müdür? Kaynak makinesi midir? Ha, her şey olduğu için hiçbirisinin ismi altına girmemiş. Elektrik, ışık denmemiş, güç denmemiş. Dolap, buzdolap, bir şey denmemiş. Her şey. Ha, Allah da her şeyin sahibi olduğu için bir şey değildir. Her şeyi yaptığı için yaptığına benzemez. Her şeyden önce olduğu için hiçbir şey benzemez. Zamanı ve mekanı yaptığı için zamanı yoktur. Zamandan önce olduğu için. Zamanı yapanı zamandan öncedir. Zaman olmadığı için başı yoktur. Baş olmadığı için doğrulmamıştır. O zaman Allah'ın yaşı yoktur. Zamanın arkasında olduğu için. Yaş zamana tabi olanlar da olur. Peki. Fesubhanallah. İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde, her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyette yaptığı fiilleri, eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız, tesadüfi fırtınalar içinde çalkalanan zerrata ve harekatına vermek. Ne kadar cahilane ve hurafekârane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanlar bilmesi gerekir. Vallahi sırf şu anda okudum şu bir cümle, uzun bir cümleyi kesiyorum. Bir dersliktir, yemin eder. Bu derecede bak, hadsiz cehalet olabilir ki mekandan münezzeh olmakla beraber, niye münezzeh? Bak bunu anlatacaktım. Her bir yerde, her bir şeyin icadında görecek, bilecek. Yani bir şey yapmak için o şey yapmak yetmiyor. Gözü yapmak için güneş de lazım. Güneşi bilecek ki göz o sistemde çalışıyor. Güneşi bilmeyen bana bu gözü yapamaz. Ama göz, dikkat edin, güneşin olmadığı yerde imal edilmiş anne karnında. Karanlık yerde annenin yediği kör maddelerden karanlık alemde göz yapılmış. Güneşe gözümü aslında araba tamircisi gibi yapıp dene. Deneyi boz. Şimdi gözüm güneşin fotonsuz, yani güneşten gelen ışık taneciklerine göre ayarlamış. Ama yapılırken güneş yok anne karnında. Biz arabayı yaparız, freni, hadi çık piste bir dene bakalım. Olmadı, gel bir daha kaldırın kırkoyunu, bir daha ayarlayalım. Hanım yemek yapıyor, tuz oldu, şekerli oldu. Fazla koydum, bilmiyorum, fazla pişirdim, olmadı. Yağ başka tarafa gidiyor, soğan bir tarafa gidiyor. Ha, bir dahasını daha yaparız. Yapma, deneme. Ama gözü anne karnında yapan zat aslında güneş ortamında yapması lazım. Çünkü güneşe göre ayarlaması lazım. O ne demek istiyorum? Bir şeyi yapmak ve becermek, bilmek yetmiyor. O şeyin işlemesi için mesela gözün çalışması için güneş lazım. Yetmiyor. Renkleri ve şekilleri de bilmesi lazım. Havadaki şekillerin nakledilmesini bilmesi lazım. Beyni bilmesi lazım. Hücreleri ve elektrik sistemindeki sesleri ve suretleri nakledilmesini lazım. Daha cahibi, göz kullanmadan
görme kabiliyetimiz de var gece. Gözü kullanmadan görüyoruz. Rüyada arkadaşın görmüyor musun? Rüyada kulağı kullanmadan işitiyoruz. Bana böyle dedi diyorsun. 20 sene önce ölen dedem. 15 sene sonra gelecek torunun, bilmiyorsun torun oldu mu? Sana söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ya bugün torunum varmış ya falan. Hangi kulakla duydun? Ne tuhaf insan. Ya maddede olup madde olmayan. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ